Hepinizin merak ettiği şeyi söyleyeceğim. Mansur ve Ekrem, yani iki belediye başkanı, Mansur e, yavaş, ve Ekrem İmamoğlu masada var mı, yok mu? Onu söyleyeceğim. E, bugün gündeme gelir mi? Onu söyleyeceğim. Gelmezse neden neden gelmez? Onu da söyleyeceğim. Sırayla başlayalım. Önce Ekrem İmamoğlu'nun değerlendirmesini yapalım. Ekrem İmamoğlu bir süredir e, dengeli bir şekilde e, gidiyor. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun söyledikleri e, benim adayım genel başkanımdır. İmamoğlu'nun adaylığı diye bir konu yok. altılmasından kimse eksilmemeli. Ne demek eksilmek diyor? Önce şunu söyleyeyim, benim adayım genel başkanımdır derken böyle söylemedi tabii orada. Cümlenin içerisinde tüm bütün Cum Cumhuriyet Halk Partilerin adayı Kemal Kılıçdaroğludur. Benim adayım da Kemal Kılıçdaroğludur dedi. Şimdi öyle bir burada öyle bir tablo çıkıyor ki e, sanki e, özellikle buna vurgu yapmış gibi. Hayır. Bütün e, CHP'lilerin genel başkanı e, Kılıçdaroğlu'dur dedi. İmamoğlu'nun adaylığı diye bir konu yok dedi. Onu da şu bağlamda söyledi. Yahu dedi altılı masa var orada. 25 milyonun yaşadığı bir kentin belediye başkanı her şeyle ilgilenir dedi. Her şeyle ilgilenir ne demek? Türkiye'ye dair de proje e, e, oluşturur. Ben gerekirse kalkıp Murat Kurum'la da görüşürüm. Bir şey olduğu zaman Ankara'ya da giderim. Genel başkanlar birbiriyle yine konuşmalı. Bugün konuşmamaları gibi bir seçenek var mı dedim. Niye bugün konuşmuyorlar? İyi soru. Yani niye topu birbirlerine atıp e, kaçtılar, kendi içlerine döndüler. Bugün de devam ettilerdi dedi. Ekrem İmamoğlu'nun haklı sorusu. Bir. E, İsmail'e şunu söyledi: e, Karşı karşıya gelmek, konuşmak anlamına gelmiyor dedi. İşte birinci bomba size söylüyorum. Bu Ekrem Bey bunu biliyor bu söyleyeceğim şeyi altı yazalım. Geçen pazartesi günü sanıyorum. Pazartesi miydi, salı mıydı bilmiyorum. Fox TV'den sonraki günde Kemal Bey ile Meral Hanım'ın baş başa yaptığı konuşmada Kemal Bey Cumhurbaşkanı adaylığından söz etmedi. Konuyu hiç açmadı. Yazın kenara. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini ilk defa dün işitti. Şunu söylemiyorum. Ee, İmamoğlu'nun söylediğine gönderme yapıyorum. Karşılıklı saatlerce e, oturmanız e, bir şey ifade etmez demesinin nedeni bu. Oturuyorsunuz ama hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Ee, burada Kemal Bey'in şu tavrı olabilir. Ee, Kemal Bey e, bir e, kamuoyuna aramızda bir kopukluk yok e, mesajı vermek için Meral Hanım'la buluşmuş olabilir ki bence öyle. İkincisi de e, genelde Meral Hanım'ın eğilimini anlamak e, istemiş olabilir. Ama daha önce de iki tür tahminde bulunmuştum. O iki tür tahminden birisi e, burada Ali onu bulacak ama bulamadı. Ben demiştim ki e, ya masanın en yaşlı ismi olarak ve Saadet Partisi'nde olduğu için e, Karamollaoğlu Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını masaya getirecektir dedim. Ya da Kemal Bey sıra ona geldiğinde partim benim cumhurbaşkanı e, olmamı istiyor. Bunu onaylıyor. İtirazı olan var mı? diye soracak dedim. A şıkkı olup e, Karamollaoğlu Kemal Bey'in adını ilk defa e, zikrediyor. Bunu duydunuz. Kemal Bey de e, partim benim söylediğim şeyi üzerine koyarak e, partimin bütün yetkili organları benim olmamı istiyor diyor. Bir kere birincisi ilk defa Kemal Bey'in adaylığı dün e, konuşulmuş oluyor. Daha önce Meral Hanım'da böyle bir şey olmamıştı. Meral Hanım aptal değil. Bence son derece kurt ve zeki birisi. Masada herhalde bunun geleceğini biliyordu diye düşünüyorum. Ama bütün daha önce Meray Hanım'ın şeyler üzerinden şimdi öyle düşünüyorum. Medya üzerinden mesajlar veriyor olmasının bir sebebi de Kemal Bey'in bu anlamda açık davranmamış olması gibi anlıyorum. Ama Kemal Bey'in böyle bir ketum havası vardır. Onu da tahmin eder. Kemal Bey'i tanıyanlar bunu bilir. Bu Buna da çok şaşırdığını zannetmiyorum. Sayın Akşener'in. Ama bu kadar ketum olacağını, müzakere eden uzak duracağını e, tahmin etmiyordu. Çünkü dün bir müzakere olmadı demiştim size. O müzakere olmadı. Dün Kemal Bey'in masaya gelip e, oylaması yapıldı. Ben Tele de demiştim ki Kemal Bey karşısındaki insanlara soru e, sorup kendini riske atmaz. Kemal Bey e, öyle bir ortam oluşturur ki masada fiili olarak karar çıkar demiştim. Biraz öyle oldu. Şimdi bugünkü yapacağım Şimdi yapacağım konuşmalarda şunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Benim amacım memleketin gidiş yönünde olumsuz bir e, tutuma sebep olmak değil, spekülasyon yapmak değil, hakikati yumuşak bir dille dile getirmek. Çünkü e, Türkiye'de bir değişimin e, ön koşulsuz ihtiyaç olduğu ve bu değişime e, düşünür olarak memleketini seven insanlar olarak ihtiyatlı yaklaşmamız lazım geldiği e, önemli. Çünkü ee, ben de dahil kimi isimlerin ekranda söyledikleri bazen siyasette ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmeyip böyle riskli ortamlarda e, çekiştirmeye e, neden oluyor. Mesela benim Tele1'de söylediklerimden dolayı e, hem Kemal Bey'e şikayet etmek hem de Tele1 yönetimini şikayet etmek anlamında Davutoğlu'nun hamleleri olmuştu. Meral Hanım'ın Kemal Bey'e beni şikayet etmiş diye olmuştu. Tabii şunu anlamıyorum. Kemal Bey benim velim değil, patronum değil, babam değil. Aramda hiçbir zaman öyle bir ilişki olmadı ama bu oluyor. Merdan'la ilgili de böyle oldu. Dün Merdan'la şeyi arasında Uğur Poyraz arasında büyük gerilim oldu. Dolayısıyla medya mensuplarının burada bir tarafmış gibi olmaması gerektiğini düşünüyorum şu dakika itibariyle. Çünkü durup dururken hiç dahlimiz olmadığı bir konuda fatura bize çıksın istemiyorum. Vay emmer sen de böyle yaptın böyle ettin falan gibi bir şey olmuşsun. O yüzden söyleyeceklerimi yumuşak söyleyeceğim. Bugün tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buldum. Habertürk'te de başarılı bulmuştum e, Hayrettir ama e, neredeyse depremden bu tarafa hep Ekrem İmamoğlu'nun başarılı olduğunu söylemek durumunda kalıyorum. Hayrettir dememin nedeni daha önce o kadar büyük hatalar yaptı ve kadrosu benden o kadar nefret ediyor ki ya öyle böyle bir nefret değil. E, şeye bile çağırmıyorlar. Bütün gazetecilerin e, çağrılması gereken yerlere bile çağırmıyorlar. Örneğin deprem e, çalıştayı ya da neyse açılışına eskiden yalandan da olsa çağırırlardı. Şimdi resmen e, çağırmıyorlar. E, nedeni de yaptım eleştiriler. O eleştirilerin hepsinin arkasındayım. Bunu geçtim. Ama ben size doğruyu söylemekte yükümlüyüm. E, bu süreçte Ekrem Bey 20-25 günlük meselede e, iyi bir lider gibi davranıyor ve başarılı davranıyor. Onun altını çizmek gerekir. Bugün de yaptığı çağrı doğru bir çağrıdır. Meral Hanım'a şunu söylüyor. Masadan e, çok önemli ve doğru. Masada kırmışlar. Masadan kalkmak gibi bir şey olmaz diyor. Bir. Onunla konuşup ikna etmeniz lazım diyor. Bunu Kemal Bey'e söylüyor. İki. Bakın. Dobi, Dobi dur Allah aşkına. Dobi. Birincisi arkadaşlar Dobi bağırdı. Dobicik bir dakika. Tamam. Dobi seviyor bizim millet. birincisi Meral Hanım'a kırılma masadan kalkma dedi. İkincisi Kemal Bey'e niye bugün konuşmuyorsun? Konuşmaya devam et, gönlünü al, ikna et dedi. Üçüncüsü bu kadar e, emek verilmiş bir şeyde bir sorun çıkarsa vebaline kimse katlanamaz. Bu kadar emeğin sonunda heba olmasın dedi. Müthiş ustalıklı verdim mesajları. E, İsmail'le daha önceden konuşmuşlar belli ki. Sona e, bu mesajları bırakmışlar. Zaman zaman gazetecilerle böyle bir ya sonda siyaset konuşalım falan denebilir Hani İsmail'le eleştiriyorum ama bu ilkesizlik değil. Bu bir tutum. E, sonuçta bu tutumda da e, orada e, oldu ve bu da çok e, yanlış değil. Ama verdiği mesajlar belli ki bu mesajları vermek için gelmiş. E, İmamoğlu'nun bu mesajlarının hepsi hepsi e, dünkü meseleye ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Dün geceki meseleye ne kadar ha, hakim olduğunu gösteriyor ve e, bugün olacaklara ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dün Kılıçdaroğlu e, aylardır. E, belki kiminizin vay içten pazarlıklı diyeceği, e, vay ne kadar kurnazca diyeceği, kiminizin de müthiş zekice Türkiye'de siyaset böyle diyeceği. Ama Kemal Beyce olan bir tutumu e, takındı. Kemal Bey hiç renk vermeden toplantı anına kadar kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını belli ki toplu hiçbir yerde konuşmamış. Hatta hatta doğrudan hatta doğrudan partililerine bile ben adayım masada şu oluyor bu oluyor dememiş demedi. Belki çok dar kadroda bunlar tartışılmış olabilir. Ama genel olarak partililer Kemal Bey'in aday olmak istediğini fark ettikten sonra zaten bunu dile getirdiler. Kemal Bey de ben de sormuştum yayında tebessümle bunu karşıladı. Altılı masa karar verecek falan dedi. Ama e, Kemal Bey dün belli ki uzun zamandır siyasi yoldaşlık yaptığı Millet İttifakı bağlamında Sayın Karamollaoğlu'na ve e, Demokrat Parti Başkanı'na e, Sayın Gültekin Uysal'a zaten sırtını yaslamış. Zaten üçlü bir hareket halini oluşturmuştu. Dünkü e, Saadet Partisi Genel Başkanı'nın konuyu getireceğini Kemal Bey biliyordu. Bu da doğaldır. Çünkü birisinin getirmesi gerekir. Ya masayı kuran ya en yaşlı olan. Adettendir bu. E, Dolayısıyla bunu da biliyordu. Belli ki dün Kemal Bey benim burada söylediğimin dışında daha emin olmadığım yerde. Davutoğlu'yla da kendi Cumhurbaşkanlığı konusunda bir ihtilaf olmayacağı olmadığı konusunda zaten sıkışmış. Dolayısıyla masaya gelmeden bunu böyle Meral Hanım'ın arkasından iş çevirme olarak söylemiyorum katiyen. Yani öyle bir şey çok gayri ahlaki olur. Sezdirmeyle yakınlıkla olur. Onu kastediyorum. O havayı almış Kemal Bey ve o havayı hayatına aktararak dünkü masaya bu güvenle e, gelmiş. Kemal Bey, e, dünkü masada olanlarla e, ilgili olarak şu notları e, vermek istiyorum. E, şu, ki, sıkıntılı noktaları da söyleyeceğim ama tablo şöyle oluyor. Temel Karamollaoğlu, dün televizyonlarda da dinlediğiniz o doğru, konuyu açıyor. İnsanlar e, konu açıldığında... E, oylama yapar gibi değil ama uzlaşmayı şöyle e, dile getiriyorlar işte e, örneğin e, babacan hayırlı olsun bizim açımızdan bir sakınca yok işte e, Gültekin Bey e, tabii ki Kemal Bey bu hakkıdır yakışır falan gibi neyse bir hava oluşuyor orada bu kaçıncı dakikada nasıl oldu bilmiyorum insanların e, ana fikir önemli olan Meral Hanım da e, bu işte çok gerilmeden tebessüm ederek e, bunu karşılıyor Sonra burada ilk defa konu açıldığı için acaba diyor masaya Kemal Bey de dahil bu cumhurbaşkanlığı sürecini riske atmamak için hızlı bir hazırlık yaparak bir ankete hepimizin birlikte karar vereceği anketçilerle birlikte seçeceğimiz anketçilerle birlikte bir ankete gidelim mi diyor. Buradaki amacı da şu endişesi benim görebildiğim kadarıyla şeyin artık o ne kadar doğru bilmiyorum kimle çalışıyorlar bilmiyorum ama İyi Parti'nin önündeki <laughs> Cumhurbaşkanlığı anketlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen anketlerden farklı olarak İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamam ihtimalinin olduğu anketlere sahip olduğu ve bıçak sırtı olduğu kanaati var. O yüzden de kendi anketlerini dayatmak yerine Meral Hanım böyle bir yolu öneriyor. Masa e, bu yolu e, kabul etmiyor. Yani diyorlar ki artık zaman daraldı. Bu saatten sonra böyle bir şey gerek yok. Hani Kemal Bey'in adaylığı uygundur e, gibi bir e, tablo doğuyor. E, Meral Hanım e, bu e, yani masada böyle bir eğilimin olması, e, ilk konuşulduğu anda hemen Kemal Bey'in e, olmasıyla e, birlikte meselenin ortaya çıkmasıyla birlikte tabii e, farklı belediye başkanlarının iki ismin de ee, aslında e, bu süreçte e, işte öne çıkan isimler olduğunu falan da e, gündeme getirecekken onun önünü de e, onlar daha önce de hep söyledik onlar görevde görevlerini devam edecekler diye e, kesi kesiyor Kemal Bey. Artık nasıl onu hangi cümleyle söylüyorum bilmiyorum. Ve e, Meral Hanım'ın masada e, nefes alacak bir e, şeyi e, nefes alacak bir alanı kalmıyor. E, çünkü hani hemen karar e, verilsin gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Öf, Meral Hanım'ın ondan itibaren e, morali çok bozuluyor. Dün akşam söylemiştim. Çünkü masada bir müzakere iklimi olmuyor. Anladığım kadarıyla, bakın bu söylediğim şey benim yorumum. E, kaynağımı, daha doğrusu üç kaynak var ama kaynaklarımın söylediklerinden anladığım kadarıyla e, Meral Hanım'ı e, bir tür köşeye sıkıştıran, buna şantaj demek yanlış olur ama söylem olarak yani masadan kalkmak çok hoş olmaz, e, gayri e, ahlaki olur gibi bir şeyle e, hani hep beraber masada kalalım diyerek sanki masadan kalkmaya zorlarmış gibi bir hava e, oluyor. Bu Meral Hanım'ın en çok canını sıkan. Şimdi birinci bunu yazın. E, e, bir, e, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı e, ikili görüşmeler dahil Meral Hanım'ın ordu ortamlarda ilk defa dün gündeme geliyor. Bir, masada anket arayışına hiç kimse destek vermiyor. 2. Belediye başkanlarının adı masaya gelmiyor, onlar görevlerinde kalacak diyorlar. Orada bir müzakere olmuyor. 3. Tek bir şey konuşuluyor. Kemal Bey ile ilgili mutabakat altı kişi imza atalım, atmayalım mı? Bu sırada konuşmada Meral Hanım'a ima ederek yani masadan kalkabiliyorsan kalk gibi e, ama belki de nezaketle bir hava oluşunca Meral Hanım kendisini yalnız hissediyor. Bu da doğru. Bu söyleyenler de. E, doğru söylüyor. Başka hiçbir konuşu, konu konuşulmuyor aslında. Ana hatlarıyla diğer bütün meseleler art, alt kurullarda konuşuluyor.